bugün her ne kadar bölgesel barış ve istikrarın sağlanması adına dense de özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki yaşanan gerilime taraf olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis Genel Kurulu'na sunulan tezkerenin bir yıl daha uzatılması hakkında partimiz HDP adına söz almış bulunuyorum. 86 yıl önce 15 Kasım 1937 tarihinde Elazığ Buğday Meydanı'nda idam cezasına çarptırılarak katledilen Kürt halkının ve Dersim'in tarihsel önderi Seyit Rıza'yı ve yoldaşlarını saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyorum. Seyit Rıza ve arkadaşları önce komployla teslim alındılar. Daha sonra şekli ve göstermelik bir yargılamayla idam cezasına çarptırıldılar ve katledildiler. Direnişin önderleri idam edilmelerine rağmen Dersim halkına yönelik soykırım operasyonu devam etti. Yapılan bu soykırım operasyonu neticesinde resmi tutanaklara göre 12 bin, Dersim halkının ifadelerine göre 70 bini aşkın yaşlı, genç, çocuk uçaklarla yapılan kimyasal bombalarla, uçaklardan atılan kimyasal bombalarla kurşunlara dizilerek ve kayalıklardan atılarak katledildiler. Aliyev hükümetinin savaş sırasında yaralı olarak rehin alınan Ermenistan askerlerini toplu infaz ettiği videoları internetten bulmak çok zor değil. Yine Aliyev hükümetinin Ermenistan askerlerinin bedenlerini teşhir ettiği ve Aliyev'in öldürülen askerlerinin önünde poz verdiği görüntüler halen akıllardadır. Ele geçirilen bölgelerdeki inanç mekanlarına saldırılar, Ermenilere ait mezarların tahrip edilmesi, tecavüz edilen Ermeni kadın askerler, göç ettirilen 90 bin Ermeni, ateşkese aykırı davranışlar ve sivillere yönelik hak ihlalleri AKP iktidarı tarafından hep görmezden gelinmiştir. Bu savaşta aynı acıları Azerbaycan halkı da yaşamıştır. Aynı hak ihlallerine, aynı katliamlara onlar da maruz kalmıştır. Bizler bu savaşta asla taraf tutmuyoruz. Savaşın kazananı değil, kaybedenidir her zaman için halklar. Sonuç olarak AKP iktidarı eliyle Türkiye iki komşu ülke arasında ki yaşanan kanlı çatışmalarda taraf olmuş ve uzun vadede Türkiye halklarının zarar görebileceği bölgesel bir düşmanlık yaratmıştır. Şimdi bu tezkere de halkların zararına olan durumu ulusal çıkarlar adı altında meşrulaştırılmaktadır. Bu savaşta Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan halkları kaybetmiş, bölgesel çatışmadan Putin ve Rusya güç sağlamıştır. Aksine savaş devam ettikçe tıpkı Suriye'deki Orta Doğu halklarında olduğu gibi Orta Doğu ve Kafkas halklarına da acı ve katliamlar yaşatacaktır. Dışarıda uluslararası hukuku göz ardı eden, içeride ise kalıcı bir istina hali yaratarak gene de hukuku uyguladığını öne süren bir şiddet rejimindeyiz. Türkiye için istina halinin başında İmralı hapishanesi geliyor. Hiçbir tutsak yoktur ki avukatıyla, ailesiyle, vasisiyle görüşemez olsun. Telefonla ailesiyle iletişime geçemez olsun. Haberleşme hakkını kullanamamış olsun. Ama Sayın Öcalan bütün bu haklardan 32 aydır, yaklaşık 3 yıla yakın bir süredir bütün bu haklarından mahrum edilmektedir. AKP ve diğer muhalefetin tamam buna ilişkin hem uluslararası mevzuat, hem anayasa, hem de ulusal mevzuatın tamamı ayaklar altına alınmış, askıya alınmış. Buna rağmen bu hukuksuzluk haline göz yumuluyor. Anayasa ve uluslararası hukuk tamamen göz ardı ediliyor. Bakın dünyada 74 ülkede aydınlar, sanatçılar, siyasetçiler, hukukçular bu hukuksuzluk haline, bu tecrit haline son verilmesi konusunda çağrıda bulunuyor. Ama AKP grubu, meclis, muhalefet bu duruma göz yumuyor, kulaklarını kapatıyor, bu hukuksuzlukta ısrar ediyor. Bir gün bu kürsüde ses çıkardınız mı? Sayın Öcalan her hükümlünün hakkı neyse o hakka sahiptir dediniz mi? Bugüne dek buna ilişkin muhalefetten bir söz söyleyen oldu mu?
Şimdi bu tecrit genişledi, çemberine sizi de aldı.